PUBG son dönemlerin en popüler oyunlarından biri. 7'den 70'e herkes artık bu oyunu oynuyor. İster PUBG Mobile, ister Xbox ya da PlayStation, isterseniz de bilgisayardan oynayın. Size oyunu kazanmak için gerekli ince taktikleri derledik. Eminiz ki bu videodaki bir taktik bile çok işinize yarayacak. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara. PUBG'de nereye atlayacağınız büyük öneme sahip. Sadece kalabalıktan uzak olmak adına küçük bir yere atlarsanız istediğiniz silahları ve ekipmanı bulamayıp karşınıza gelen ilk oyuncuya ölebilirsiniz. Yapmanız gereken ortalama büyüklükte bir kasabaya atlamak. Atlarken de dikkatlice hangi noktaya kaç kişinin indiğini kontrol etmek. Bu size hem oyun başında kısmi aksiyon hem de iyi silah ve ekipman için imkan sağlar. 2 numara. Yere inip en yakındaki eve girdiğinizde unutmayın. Çok hızlı olmanız lazım. Oyundaki en önemli şeylerden biri hızlı lootlamadır. Ne aradığınızı bilmeniz lazım. Sırt çantası, silah ve cephane ile birlikte kask ve koruyucu yelek bulmanız da çok önemli. Hızlı bir şekilde ihtiyacınız olanları alın. Bunu mu alsam, şunu mu alsam diye düşünmeyin. Ardından alan belli olunca araç bularak ilerleyin. 3 numara. Pompalı silah oyun başında efektif olsa da oyun ortasında ve sonlarında işlevini yitiriyor. Yakın mesafede etkili olan pompalı tüfekleri bırakın. Oyunda kullanamadığınız silahlar olabilir. Taşıyarak kazanma şansını düşürmeyin. Örneğin envanterinizde hiç kullanmayacağınız bir keskin nişancı tüfeği bulundurmak gereksizdir. Elinizdeki güzel silahları bırakıp bu tarz silahlara yönelmeyin. Sadece yakın mesafe ya da sadece uzun mesafe silahları almayın. İki silah taşıma hakkınız var. Birine bir saldırı tüfeği, diğerine de hafif makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, ağır makineli tüfek gibi bir silah almanız doğru olacaktır. 4 numara. PUBG hafif makineli tüfekleri oldukça güçlendirdi. UMP-9 ve Vector bundan nasibini aldı. Şu an geri tepmesi çok düşük olan UMP ve Vector, kısa ve orta mesafede rakiplerin canını okumanızı sağlıyor. Bulursanız kaçırmayın. 5 numara. Özellikle kafa ve göğüs bölümü silahına göre en çok hasar veren bölge, oraya odaklanmanız tek seferde rakibinizi öldürmenizi sağlayabilir. Örneğin 50 hasara sahip bir silahla ateş ettiğinizde, eğer karşınızdaki kişiyi bacağından vurursanız 25 hasar verirsiniz. Gövdeden ve kafadan vuruşlar normal 50 hasar verir. 6 numara. Silahların hasarları da bölgesel olarak değişir. Örneğin hasarı 70 olan bir keskin nişancı tüfeğiyle rakibinizi kafadan vurursanız 175 hasar verirsiniz. 7 numara. Optikler PUBG'de kritik öneme sahip. Ancak yanlış kullanımları da çok yaygın. Bildiğiniz gibi her optiğin ismi ne kadar yakınlaştırdığını gösterir. 2x 2 kat yakınlaştırırken 15x 15 kat daha fazla yakınlaştırır. Holografik ve red dot ise yakınlaştırmaz ancak daha konforlu bir atış sağlar. Genelde yapılan hata şudur. Optiklerin yanlış silahlarda kullanımı. Örneğin bir 6x optiği UMP-9 gibi yakın mesafe silahına takmanız etkisiz olur. Aynı şekilde iki silahınıza da 6x takmanız yakın mesafe çatışmalarda iyi nişan almanızı önler. 8 numara. PUBG'de ayakkabılar yalın ayak gezmekten daha fazla ses çıkartıyor. Ayakkabıyla oynarsanız yakınınızdaki bir oyuncu sizi daha rahat duyabilir. O yüzden tavsiyemiz ayakkabısız oynamanız. Spor ayakkabı giyerseniz de yürüme sesiniz de oldukça azalacaktır. 9 numara. Oyun alanı daraldıkça daha fazla oyuncu ile karşı karşıya gelme ihtimaliniz artıyor. Eğer karşılaştığınızda öldürebileceğine inansanız bile her an bilmediğiniz bir yönden gelen kurşunların hedefi olabilirsiniz. Bu yüzden ilerlediğiniz süreçte her zaman korunaklı yerlere doğru hareket edin. Gerekirse yolunuzu uzatın. Örneğin alana doğru ilerlerken düz koşmaktansa ağaçlara ve kayalara doğru koşarak ilerleyin. Eğer bir oyuncu size aniden saldırırsa korunacak yeriniz olacaktır. 10 numara. Size ateş edildiğini duyduğunuz anda sakın direkt yere yatmayın. Bu sizi daha rahat bir hedef haline getirecektir. Onun yerine zikzaklar çizerek en yakın korunacak nesneye, ağaca, eve, kayaya vesaire koşmaya başlayın. Ölme ihtimaliniz daha az olacaktır. 11 numara. Çanta çok az oyuncunun dikkat ettiği önemli bir avantajdır. Sizi görünmez yapan en önemli unsurlardan biri de çantadır. Oyunda çantaların üst seviyesi var ve bu üst seviyenin her birinin de iki farklı rengi bulunmakta. Bunları bulunduğunuz haritaya göre seçmeniz sizi daha çok gizlemez mi?
Örneğin çöl haritasında birinci seviye çantanın üzerinde siyah motifleri bulunmayan halini tercih etmeniz sizi kumların arasındaki sessiz bir akrep yapacaktır. 12 numara. Birçok oyuncu araç seçimine neredeyse hiç dikkat çekmiyor. Oyunda tabii ki her aracın yerine göre avantajı var. Erangel haritasında tüm arazi koşulları ve dış etmenler için en uygun araç kesinlikle UAZ. Birçoğumuzun yavaş bulduğu UAZ aslında oyunda en hızlı kalkan araç. Yani torku en yüksek olan araç. UAZ devrildiğinde sizin direksiyon hakimiyetiyle en kolay düzeltebileceğiniz araç olmakla birlikte en dayanıklı araçlardan da birisi. UAZ düz yolda her ne kadar yavaş olsa da yüksek torku onu bir kaçış makinesi haline getiriyor. 13 numara. Oyunda en az dikkat edilen unsurlardan biri de seçilen kıyafetler. Oyuna başladınız ve beyaz bir pantolonunuz var. Bu dikkat çeker. Azarda 50-60 TL civarında bulunan koyu kahverengi bir kaban, oyundaki iki harita içinde neredeyse mükemmel kamuflaj sağlıyor. Adeta kamuflaj elbisesi gibi. 14 numara. Oyunda girdiğiniz evde oluşacak hiçbir eşyanın yeri belli değil. Yani o kontrol edilmeyen tuvaletlerin birinde belki bir M416 olacaktı ama siz bakmadan gittiniz. O yüzden önemsiz gibi gördüğünüz tuvaletleri kesinlikle kontrol etmeyi unutmayın. 15 numara. Pompalı tüfekle 5 metrenin daha yakınından vurduğunuz bir adamın ölmediğine şahitlik etmişsinizdir. Bunun asıl sebebi tüm pompalı tüfekler saçma kurşun kullandığı için kurşunların sağa sola dağılması. Oyunda pompalı tüfeklerin ucuna eklenen pompalı tüfek şok eklentisi bu sorunu ortadan kaldırıyor. Mermilerin tek bir yöne gitmesini sağlıyor. Bu da bazen hedefi 6-7 metreden tek kurşunla öldürebilme olanağı sağlıyor. 16 numara. Düşmanlarla çok erken etkileşime girmemek önemli. Özellikle oyunun son aşamasında buna ekstra özen göstermelisiniz. Eğer düşmanı öldürmekte başarısız olursanız yakınlarınızdaki herkes de yerinizi öğrenecektir. 17 numara. İster ekip olarak ister solo oynayın fark etmez. Yol boyunca yanınızda el bombaları bulundurun ve bunları kullanmaya hazır olun. Yeniden pozisyon alırken sis bombaları epey işe yarıyor. Patlayıcı bombalar ise düşmanları saklandıkları yerlerden çıkartmak için birebir. 18 numara. Oyun sona doğru yaklaştıkça düşmanlarla aranızdaki mesafe de giderek azalacak ve farkı kapatmak zorlaşacak. Bu yüzden eğilmek, hatta sürünmek size çoğu zaman avantaj sağlayacaktır. 19 numara. Mobile PUBG'yi oyun sonunda araç kullanmak intihar ile eşdeğerdir. Zira geri kalan tüm oyuncuların dikkatini birkaç saniye içinde çekersiniz. Bu nedenle genel olarak araç kullanımından uzak durun. 20 numara. Aynı nedenle oyun bu aşamasında koşmaya çalışın. Bir noktadan diğerine giderken kesinlikle koşmayın ve daima siper alabileceğiniz şeylerin yakınında olduğunuzdan emin olun. Arkasına saklanabileceğiniz bir şey barındırmayan açık bir alandaysanız ne yazık ki oyun dışı kalmak üzeresiniz. Bir dahaki oyunda bol şans diliyoruz. 21 numara. Çatışmada daha iyi bir oyuncu olabilmek için en önemli unsurlardan bir tanesi tecrübe. Oyunu ne kadar çok oynar ve çatışırsanız silahlar ve makineleri de o denli aşina olur ve daha iyi kullanmaya başlarsınız. 22 numara. Bir kasabaya indiğinizde eve girdikten sonra girdiğiniz kapıyı kapatın. Hiç girilmemiş olarak gördüğünüz bir yere girip arkadan vurulmak çok üzücü bir durum. Girdiğiniz kapıları kapatarak başka oyunculara siz de bu hissi yaşatabilirsiniz. Ses kasmayı unutmayın. 23 numara. Oyunda sizi daima önde tutacak bilgi ise harita bilgisidir. Oyunu oynadığınız süre içerisinde daima farklı yerlere inin ve oyun içerisinde bulunan yerlerin hepsi hakkında bilgi sahibi olun. 24 numara. Bu kadar küçük bir ekranda çalışacağınız için her şey biraz küme. Daha önce belirtildiği gibi baş parmaklarınızın altında saklanan bazı şeyler veya düğmeler çok küçük ve birbirine çok yakın olabilir. Büyük baş parmakları iyi bu oyunda çok zor. 25 numara. Haritada bulunan sarı olan noktalar her biri aracı işaret etmekte. Mavi olan noktalar ise her bir tekneyi işaret ediyor. Ayrıca sarı olan noktaların kırmızı versiyonu garajları temsil ediyor. Haritada gözüken bazı kırmızılıklar ise lootların o bölgelerde daha yoğun olduğunu temsil ediyor.